Güney Asya'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Nüfusu yaklaşık 220 milyon. Burası Pakistan. Ülkenin tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapan Pakistan, 7. yüzyılda İslamiyet'le buluştu. Nüfusun %99'luk kısmı Müslümanlardan oluşuyor. Ana dilleri Urduca. Resmi dilleri ise İngilizce, ancak etnik dillerde yoğunlukla kullanıyor. Efendim, Üke TV ekibi olarak Pakistan'dayız. Kameraman arkadaşım Sabri Karagöz'le birlikte Karachi turuna çıkacağız. Ve buradaki tüm izlenimlerimizi sizlerle buluşturacağız. Burası 20 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin en büyük şehri. Pakistan'ın da ticaret merkezi. Gezimize Pakistan'ın en meşhur sokak lezzetleriyle başlıyoruz. Buradaki insanlar yemeklerinde oldukça acı ve yoğun baharat kullanıyorlar. Baktığınızda tadıysa Türk mutfağına da yakın. Üstelik bu sokakta bulduğunuz yemekleri de restoranda bulma şansınız neredeyse hiç yok. Hemen yanımda da bir tezgah görüyorsunuz. İşte bu tezgahta da Pakistan'ın 1961 yılından bu yana en meşhur burgeri var. İsmi de Pan Kebap. Pakistanlıların en ünlü, en vazgeçilmez içeceği şeker kamışı var burada da. Buradaki halk bu içeceği çok severek tüketiyor. Üstelik buradaki insanlar için iyi bir gelir kaynağı. Çünkü çoğu dar gelirli aile bu şeker kamışı üzerinden geçimini sürdürüyor. Very good. Burada da Pakistanlıların muhakkak her yemek sonrası tükettikleri bir tatlı var. İsmi pen. Pen yaprak anlamına geliyor. İçerisinde bol fındık, Hindistan cevizi ve yaprağın üzerine şekerli su sürülerek bu şekilde satılıyor. Karachi halkı yoğun nüfusuyla toplu taşıma ve motosikleti en yoğun kullanan şehir olarak biliniyor. Pakistan oldukça kalabalık bir nüfusa sahip. Burada trafik ne gece bitiyor ne de gündüz. Pakistan'ın her alanında bu rakşi isimli araçları görmeniz mümkün. Çünkü hem ucuz hem de ulaşım açısından oldukça zaman kazandırıyor. Pakistan kumaşlarıyla da dünyaya nam salan bir ülke. Buradaki kadınlar birbirinden ışıltılı takılarından ve kıyafetlerinden asla ödün vermiyor. Şu anda da Pakistanlı kadınların uğrak noktası olan Jama Kumaş Pazarı'ndayız. Burada yüzlerce, binlerce süslü kıyafet var. Hemen üstünde de buradaki kadınların sürekli olarak giydiği bir yöresel kıyafet var. İşte Pakistanlı kadınlar yoğunlukla günlük ve düğünlük kıyafetlerini almak için bu pazarı tercih ediyor. Pakistan'ın en önemli sembollerinden biri de rengarenk süslü kamyonları. Sadece kamyonlar değil, tırlar da, traktörler de süslerle donatılıyor. Bu süsleme sanatı şıngırdayan sanat olarak isimlendiriliyor. Kamyonunu süsleyen bu topraklarda takdir kazanırken, süslemeyene ise iyi gözle bakılmıyor.